Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Vakıfbank ortak ödeme ile nasıl PAP'de ödeme alınır onu göstermeye çalışacağım. İlk önce browser'ımızı açıyoruz. Google'a giriyoruz. Google'da Vakıfbank ortak ödeme dokümanlar diyoruz. İlk çıkan sayfayı tıklıyoruz. Güvenli ortak ödeme entegrasyon dokümanları zip'i indiriyoruz. Ondan sonra bu zip dosyasını açıyoruz. İçinde bir tane doküman PDF var. Bunda hata kodları vesaire, işte URL'ler, linkler, bu tür şeyler yazıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Dokümanları klasörünü açıyoruz. Vakıfbank örnek sayfaları açıyoruz. Biz PAP ile işlem yapacağımız için Vakıf PAP'yi seçiyoruz. Bunu klasörde dışa aktarıyoruz. Ben lokal server'ımda, şu an çalışan lokal server'ımdaki klasöre aktaracağım. Ve klasörüne OK diyorum. Kapatıyorum. İndiriyoruz aşağıya. Ondan sonra dosyayı klasörü vakıf ortak ödemeyi istediğiniz bir editörle, ben Visual Studio Code kullanıyorum. Onu açıyoruz. Siz tabi istediğiniz hangisini kullanıyorsanız onunla da açabilirsiniz düzenleyebilmek için. Ondan sonra bizim karşımıza iki tane PAP dosyası geliyor. Birisi Sample Common Payment Registration PAP, ötekisi Sample Result Page PAP. Biz işlemimizi Sample Common Payment Registration PAP ile yapacağımız için onu açıyoruz. Ondan sonra burada bizim için şimdilik gereksiz satırları siliyoruz. Biz bunları manuel yazacağımız için bunları da ihtiyacımız yok. Şurada bir hata var. Bunu da düzeltiyoruz. Evet. Sonuç oku fonksiyonumuzla payment token alıyoruz arkadaşlar. İlk önce payment token almamız gerekiyor. Payment token'la aldığımız payment token'la Vakıfbank'ın bize vermiş olduğu adresteki adrese yönlendirip işlem yapmamızı sağlayacağız. Şimdilik evet. Localhost'ta işlem yapacağımız için curl'e iki tane parametre ekleyeceğiz. Bunları da şuradan ödeme, ben daha önce yapmış olduğum örnek dosyadan kopyalıyorum. Örnek kodların linkini, bağlantısını aşağıda vereceğim. Oradan indirip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Evet, send transaction verelim, size girelim. Post verelim, size girelim. Evet, şimdi Host Merchant ID dediği, size e-mail yoluyla Vakıfbank'ın gönderdiği üye iş yeri numarası arkadaşlar. Yani e-mail ile gelen üye iş yeri numarası.
Üye iş yeri numarasını girmeniz gerekiyor. Ben şimdilik 00 olarak giriyorum. Amount kod dediği para birimi 949 TL işlemleri için arkadaşlar. Miktarımız 1,00 kuruşları bu şekilde yazmamız gerekiyor. Örneğin 1,50 yazdığımızda hata olarak geri döndürüyor. 1,5 yazdığımızda da hata olarak geri dönüyor. 1,5 olarak yazdığımızda da hata oluyor. Yani bunu 1,50 olarak yazmamız gerekiyor. Yani bu tabii ki 961,50 TL olarak da yazılabilir. Yani çift kuruş ve nokta kullanıyoruz arkadaşlar. Merchant password dediği tekrar e-mail ile gelen API şifresi arkadaşlar. Ben bunu şimdiki 00 yapıyorum. Transaction ID istersek biz kendimiz belirleyebiliyoruz. İstersek bir transaction ID'yi kendisi bize otomatik atıyor. Vakıfbank'ın server'ı. Order ID de aynı şekilde istersek kendimiz belirleyebiliyoruz. İstersek otomatik kendisinin atamasını izin verebiliyoruz. Order description dediği açıklama, yani sipariş açıklaması arkadaşlar. Buraya mesela ortak ödeme test yazabiliriz. Installment count dediği taksitlendirme arkadaşlar. Bu taksitlendirmeyi biz istemiyoruz şimdilik. Tek çekim olarak istiyoruz. Örneğin bunu siliyorum. Transaction type dediği transaction'ın tipini bize soruyor. Biz sale, yani satış olarak belirliyoruz. Eğer 3D Secure işleminin aktif olmasını istiyorsanız bunu true olarak belirliyorsunuz. Allow not enrolled card dediği de arkadaşlar 3D Secure fonksiyonun olmadığı kartlarla işlem yapılsın mı? Biz true diyoruz. İşlem yapılsın. Host Terminal ID de size Vakıfbank'ın e-mail yoluyla gelen post numarası arkadaşlar. Bu VP ile başlıyor. Sizin site atanan postun ID'si. Success URL dediği işlem başarılı olduğu zaman döndürülecek sayfa arkadaşlar. Bu lokal serverda, test serverında, UAT ortamında localhost'ta çalışıyor. Fakat gerçek ortamda, prod ortamında localhost'ta hata veriyor. Gerçek bir web sayfası adresi kullanmanız gerekiyor. Buraya dönüş yapılacak PHP dosyasına gidiyoruz. Ondan sonra burası da başarısız olduğu zaman, İşlemimiz başarısız olduğu zaman döndürülecek sayfa. Başarısız PHP. Evet arkadaşlar, yani ayarlarımız bu kadar. Bunu kaydediyoruz. Sample Result Page dediği arkadaşlar geri dönüşünde get metodu ile bize gönderilen parametrelerle Vakıfbank'ın serverına İşlem hakkında, işlemin durumu hakkında sorgu yapabilmemizi sağlıyor. Bunu ben daha kolay bir şekilde yazabilmek için ödeme.php diyorum bunu arkadaşlar. Ondan sonra şimdi başarılı PHP ve başarısız PHP'yi oluşturalım arkadaşlar. Başarılı PHP. Teşekkürler.
Bir tane de başarısız PHP'yi oluşturalım arkadaşlar. New file. Özür dileriz. Siparişiniz kullanırken hata oluştu. Kaydediyoruz. Kaydediyoruz. Ve şimdi browser'ımızda, lokal server'ımızda kaydettiğimiz vakıf.php ortak ödeme klasörünü açıyoruz. Evet arkadaşlar, açtıktan sonra ödeme PHP'yi çalıştırıyoruz. Evet, token başarıyla alındı ve ödenecek tutar 1 TL. Peşin kart sahibinin adı test.test diyoruz. Yani kart numarası, bunlar bize Vakıfbank'ın e-mail ile gönderdiği kart numaraları arkadaşlar. İlk kart başarılı işlemler için. Bunun son kullanma tarihi 2024-11. 2024. Güvenlik numarası 715. Gönder diyoruz. İşlemimizin özetini gösteriyor. Tekrar gönder diyoruz. Ve doğrulama kodu istedi bizden arkadaşlar. Bu doğrulama kodu da Vakıfbank bize veriyor. Test edebilmemiz için. Onayla diyoruz. Evet arkadaşlar, ödememiz başarılı bir şekilde alınmıştır. Şimdi bundan sonra geriye kalan bu get metoduyla bize gelen mesajlara bir bakalım. Yeni bir dosya oluşturalım. Get.txt diye mesela. Evet arkadaşlar, burada bize hangi parametreler geliyor? Get parametreleri. RC geliyor. Authentication kod geliyor. Mesaj geliyor. İşlemimizin başarılı olduğu. Transaction ID'miz geliyor. Server'ın bize atadığı transaction ID ve aldığımız payment token geliyor. Artı masked pen, yani işlem yapılan kredi kartının maskelenmiş hali geliyor arkadaşlar. Bu bilgilerle sample result 5'te Sample Result Page'de bu bilgilerle ve kendi şifremiz ve terminal ID'mizle, üye iş yeri numaramızla bu işlemin sorgulattırabiliyoruz arkadaşlar. Ama ben ona şimdilik girmeyeceğim. Bir tane de başarısız işlem yapalım arkadaşlar. Ortak ödemeye giriyoruz tekrar. Ödeme PHP'ye. Kart sahibi test. Bir tane de başarısız kredi kartıyla ödeme yapmaya çalışalım. 24.04. Güvenlik numarası 579. Gönder diyoruz. Tekrar gönder diyoruz. Doğrulama kodumuz. Giriyoruz. Onayla diyoruz. Arkadaşlar özür dileriz. Sipariş alınırken bir hata oluştu. Evet. Burada başarısız
bir sipariş için gönderdiğimiz bir sorguydu. Yani şimdilik bu şekilde başarılı ve başarısız sorgu alabiliyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler ve iyi çalışmalar dilerim.